Mehmet Ragif Ersoy. Babası koymuştu ona bu ismi. Babasının ölümünden sonra ise Ragif ismi Akif olmuştu. Mehmet Akif vatanı, milleti için canını verirdi. O eline kalem alıp savaşanlardandı. İstiklal marşını yazdı duvara, tırnaklarıyla kazıya kazıya. Önce katılmak istememişti marş yarışmasına. Ucunda para ödülü vardı ne de olsa. Ben milletim için mükafatlandırılamam demişti Mehmet Akif. Nihayetinde yakın arkadaşı Hasan Basri Bey onu yazmaya ikna etti. Ümitliydi Mehmet Akif'ten meclis. Yazarsa milletin marşını bir tek o yürek yazar denmişti. Öyle de olmuştu. Taceddin dergahında 48 saat gibi kısa bir sürede yazdı 10 kıtalık İstiklal Marşı'nı. Korkma diye başlamıştı sözlerine. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Bunun gibi nice nameler Hamdullah Sufi Bey tarafından mecliste okundu. Ayağa kalkındı, dinlendi bu müstesna cümleler. Başlar dik, göğüsler şişirilmişti 12 Mart 1921 günü. Ve o gün kabul oldu milletin arşı, İstiklal Marşı. Mehmet Akif yarışma ödülünü Darül Mesai'ye bağışladı. Sonrasında şu cümleleri sarf etmişti. O şiir benim değil, milletin malıdır. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif öylesine yürekli bir insandı. Türk milleti onu çok ama çok sevmişti. Türk milleti onu çok ama çok seviyor. Mehmet Akif siroz hastalığına tutulmuştu. 27 Aralık 1936'da hayata gözlerini yumdu. Herkes üzülmüştü onun bu hayattan gidişine. Böyle birisi bir daha gelmezdi Türkiye tarihinde. O, bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı demişti. O, bastığı yerleri toprak diyerek geçmemiş ve tanımıştı. Bizlere ve gelecek neslimize yaptıklarından minnettar bir şekilde özlemle anıyoruz.